Evet sevgili dostlar, Tweet TV'den sevgiler, saygılar. Top 10 Best Tweet. Bugün çok önemli bir misafirimiz var. Dev aktör Mustafa Uzun Yılmaz. Dev yok. Bizim için dev. Benim gönlümün devi. Evet, bugün aslında kötü başladık güne. Bir konuğumuz vardı. Sonradan biraz kaprisler yaptı. O anda Mustafa abi yetişti. Güzel, Hızır gibi yetişti. Aynen, Hızır derler gibi ya, yetişti. Hızır gibi. Yok derken yerde bulduk seni. Hadi. Zamanlama evet. İyi miydi? Zamanlama süperdi. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizi ağırlamak bize onur verdi. Beni heyecanlandırdı. Mustafa abi zaten bizim... Ben direkt hemen söylemek istediğim bir şey var mı? Nasıl başlayalım? Merhaba diyorum bütün takipçilere. Evet, 10-10-2012 Best Top 10 tweetleri hemen okuyorum. Harun D, Egemen Özcan, Şişman Kız, Derin Adam, Yazan Adam, Goksoloji, Burtek, Beyaz Delisi, Fuat Kılıç ve bir Twitter fenomeni Nafer Ermiş. Twitter hesabınız var mı Mustafa abi? Yok. Yani açıkçası şöyle de bir şey söyleyeyim. Tabii ki bunu ben yatsımıyorum, bu olacak. Her gelişmede yeni bir şeyler insanların hayatında olacak. Ama ben daha çok dokunmak bile bir. Ya doğal olsun anlamda. Şeyler artık ya. Yani doğal olsun diyoruz. Facebook vardır ama ben unuturum. Açıkçası bilgisayarda hala kullanmayı beceremem. Bana bir fotoğraf, gecenin bir saatinde çekilmiş bir fotoğraf geliyor. Onu silemiyorum. Onun tiplerini mutlaka bunu gelin düzeltin diyorum. Evet. Yani benim teknolojide bir kusurum var ama bu demek değil ki insanlar böyle bir şeyin içinde olmayacak değil. Evet. Bir dakika pardon, bir şey söylemek istiyorum. 10 yıl içinde dünyada ülkeler kalmayacak. 10 yıl sonra da yeni yeni köyler yapılacak, bence yeni yeni yerler yapılacak. Teknoloji kullanmayan insanlar oralarda yaşamaya başlayacak bence. Benim öngörüm. Buyurun. Ben zaten o şeyin içindeyim. Evet. Ben bazen şey düşünüyorum, mesela 10 gün telefonu saklayayım bir yere, bir sahil kasabasına gideyim. Evet. Ama işte onu da yapamıyoruz. Şunun için yapamıyoruz. Çünkü hayatımızın bir parçası gibi oluşturuldu şundan dolayı. Her an dikkat ediyorum. Ben hatta bırakın onu, vazgeçtim. İki sevgili karşı karşıya oturuyor, birbirlerine mesaj atıyor. Şimdi bu kadar tehlikeli bir şey yaşıyor. Evet. İnsanlar dokunmaktan uzaklaşıyor. Bir alışkanlık, sigara alışkanlığı. İnsanlar niye sigarayı bırakamıyor ki? Ben bıraktım ama ben bunun temel sıkıntısını çok yaşadım. Ki biz Mustafa abiyle 6 yıl önce bir filmde çalışmıştık. 5 paket falan içiyor. 5 evet. Paket içiyor. Benim de bir kıza yazıyordum. Kız böyle dokunayım dedim, tatlım dedim. Yalçın dedi, dokunma bana, nefret ediyorum dokunmaktan. İşte bak, insanlarda, bak bu durumu da yaratıyor. Evet. İnsanlarda bu ciddi bir... tehlike ediyorum. Evet. Şuna ne yapıyorsun? Elinde bir alışkanlığın var. Aynen. En küçük bir şeyde yalnızlığını bununla giderdiğini düşünüyorsun. Evet. Psikolojik olarak bu seni bağımlı hale getiriyor. Evet. O yüzden bunsuz. Sigara da aynı. Aynı. Sigara da aynı. Ben bıraktım, 1,5 yıl oldu. Evet. Buradan Hakan'a sevgiler sunuyorum. Bunu sigarayı o bıraktırdı bana. Hemen ilk tweetimize, daha doğrusu tweetlerimizi hızlı hızlı okuyacağım. Biraz sinemadan konuşalım sevgili Mustafa Uzun Yılmaz'la. Harun de, bazen yalnızlıktan bunalıyorum. Daha sonra kafe önlerinde sevgililerine rapor veren arkadaşlarımı görünce geçiyor. Şey demiş, yalnız takılın, single olmak daha iyi herhalde. Mustafa abi var mı aşk hayatınızda bir şey? Valla o olsun istiyorum zaten. Değil mi? Ben de istiyorum. Ben de var. Benim de bir sevgilim var. Var. İki günden beri var. Yemin ediyorum. Oo, süpersin, sen iyi gidiyorsun. Buradan öpücük gönder ona. 8 yıldır böyle bir sevda kokusu yaşamadım. Abi, senin gibi. Ya var bir sürü şeyler oluyor da işte sevda sevgi, başka bir şey. Sevgi, sevgi. Bir sonraki tweetimiz. Egemen Özcan, bir insanı çok çok mutsuz etmek için yapman gereken tek şey boşuna umutlandırmama. Buna da sevgi tüccarı diyorlar. Yani boşuna umutlandırma. Umut tüccarı, umut tüccarı. Hiç yapmam. Eğer inanç varsa da bence kul hakkına giriyor. Ha. Hani, ben hiç sen biraz önce de şey soracağım, senin bu şeyin de çok hoşuma gidiyor yalnız. Böyle inançlı yönün, biraz önce bir elham üç kulu vallahi okuyup öyle başladı. Hayır. Şimdi hayır, aslında onu söyleyecektim, yanlış anlaşılır diye söylemedim. Evet. Bu tarz akıllı telefonlar, Amerika'da bir araştırma yapıyorlar, işte Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik falan. İnsan beyni şeye gidiyor, telefona gidiyor. Evet. Ya din gibi bir şey. Estağfurullah. Ya, ama, doğru. Çeker. Ama doğru. Anlatabildim mi? Ya, devam et ama belki aklımdayken söyleyeyim, evet. Unuturuz. Şöyle bir şey var. Şimdi ne yaparsanız yapın. Yazın. Evet. Bir şeye dokunun. Evet. Yazın.
hiçbir şey yapmıyorsanız... Kendinize mektup yazın. Ya, aynen öyle. Evet. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Şöyle bir şey var. Günlük yazdığınız tutun. Yazdığınız bir şeyi 5-10 yıl sonra elinize aldığınızda o kokuyu yeniden teneffüs edeceksiniz. Ha, bıraktığınız yerden hayatın içinde olduğunuzu fark edeceksiniz. Bir de şey Mustafa abi, Twitter'da çok, tweetlerden geri kalmayan benim. Eskiden o kadar çok mektup yazılırdı ki. Mesela ben babam Almanya'daydı, küçüktüm. 4-5 yaşında hatırlıyorum. Abim anneme o mektubu okuyordu. El işareti konurdu böyle. Evet. Ay, var şimdi bu yani bunlar yaşanmalı. Kart at. Evet. Doğru. Yani senden arası açılmış bir arkadaşın veya yıllardır şey var, aklına geldi. İsim yazma, kart al. Sen mutlu olursun. Bir de o yazılan o dönemki mektuplarda gerçekten bir duygu var. Bütün içinden yazıyorsun böyle. Yazım dilimi çok daha samimi. Bir de emek ayırıyorsun, yapıyorsun ona. Bir sonraki ayırıyorsun. Evet, temiz şişman kız. Twitter'da devamlı şişman kızlar tayt giymesin ya lütfen yazan kızı gördüm bugün. Böyle bir çiroz gibi, bir çirkin, bir vitaminsiz falan. İnsanları böyle yokmuş, zayıf, şişman, kilolu... Ayrımcılığa hayır diyoruz. Bana da kel diyorlar, göbekli diyorlar, lan iğrenç adam diyorlar. Demeyin kardeşim böyle şeyleri. Ayrımcılık yapmayalım abi ya. Vallahi yapmayalım. Ama şu da var. Ben kelim tamam, saçım yok ne yapalım? Biraz göbek var ya, bu yaşta da tabii ki ufak göbek olsun. Bu da spor yapalım, spor. Bir sonraki tweetimiz buyur. Şey var, insanlar da estetik olarak bir parça dikkat etsin. O da var ama... Hemen tweetlerimizi hızlı hızlı geçeceğim. Derin adam, zengin, fakir ayrımı gözetmeyen, sınıf farkını sıfırlayan iki şey var. Camide saf tutmak ve ikincisi sınıfta iPhone kullanıyor. iPhone. Yerden göğe kadar haklı. Mesela yine Almanya'ya geleceğiz. Ben Almanya'da büyüdüm. Almanya'da bir saniye bir izin ver ya. Mesela orada bir profesörde gerçekten 33-10 telefon var. Evet. Ama bizde bakıyorsun 13 yaşında çocuk metroda işte elinde. Bir de şey, kontrol değil, kontörlü. Lüks dediğimiz şeye yönlendiriliyoruz. Evet. Açıkçası, bilinçaltı yönlendiriyor. Sürekli. Bu hatta buradan radyo dalgasıyla seni buraya yönlendirebiliyor. Evet, tabii. Bu şeyde de var. Yeni Avrupa Birliği'ne girmiş ülkelerde işte Romanya'da, Yunanistan'da. Yeni gelişmiş. Üçüncü dünya ülkeleri diyelim onlara. Number one, top bir bugünkü yazan adam. Aranıza mesafeler girdiğinde harfler ellerinize dönüşür. Onlarla dokunmaya başlarsınız birbirinize. Demin ki mektup yazan. Ondan number sonra... one, süper. Bir sonraki tweetimiz goksoloji. Bence Google insan olsaydı cinsiyeti kadın olurdu. Cümleni bile bitirmene izin vermiyor. Çok doğru, çok manidar. Yalçın Avcı yazacaksın. Yal yazıyorsun, Yalçın geliyor. A yapıyorsun Yalçın yanında, Avcı oluyor. Avantgard yazıyorsun, av yazıyorsun, avantgard geliyor. Bir sonraki tweetimiz Burtek erkek dediğin klasik giyinir abi. Gökkuşağı gibi rengarenk. Bu bana mı dokundurma şimdi acaba? Yapmayın böyle çocuklar, yapmayın bunu. Evet. Bir sonraki tweetimiz beyaz delisi. Sırf sen hastasın diye seni güldürmek için şekilden şekle giren, şaklabanlık yapan erkekle dünyayı bırak uzayda bile olur. Evet. Özel hayattan konuş. Çok güzel yalnız var. Sevgi, saygı, aşk böyle bir şey işte. Aşk derken şimdi aşk insana duyulmaz. Aşk çok istiyorum, ilahidir. Aşk olmak istiyorum. Bakın, hiç aşk ilahidir. Hep bunu yanlış kullanırız. İnsana duyulan aşk değildir. Ulaşılmayan, kol olan bir şeydir. İlahidir. Sevdadır aslında buradan şey. Bunu da böylece açıklamış oldum. Evet. Mustafa abi, affına sığınarak, mesela her ilişki SS ile başlıyor. Cidden, yani cidden ayrılırken de CC ile devam ediyor. Bu ne geliyor yani? Yani şimdi insanlar kendilerine duymadığı şeyi başkalarına duymadı. Burada ne var? Saygı. Sevginin önündedir saygı. Kesinlikle saygı katılıyorum. İnsan kendine duyuyorsa başkasına da duyar. O kelimeler bunların yerine de başka baş harfler girebilir. Doğru söylüyorsun. Yani. Çok güzel. Bir sonra getirdiğimiz Fuat Kılıç. Birisinin dünyasını yıktıktan sonra kendine başka bir dünya kurman çok zor. Evet. Öyle olmaz zaten. Öyle de. O da bu da normal. Hiçbirinin dünyasını yıktın mı? Hayır, yıkmadım. Evet. Doğa hiçbir zaman affetmiyor yani. Antikçesi. Sen yaşadığın yeri kirletiyorsan ya da yaşadığın yere bir başkası gelip senin hayatını kirletiyorsa onun bir başka yerde yaşayacak hiçbir şey yok demektir.
Çünkü onu kaybettiği için gelmişti oraya. Çok manidar. Bir sonraki tweetimiz son Twitter fenomenini affedermiş. Biraz hayallerimizle oynayalım da yorulup çabucak uyusunlar. Yoksa bizi de uyutmuyorlar. Hayallerimiz derin, evet. derin bir felsefe. Evet. Hemen tweetlerimiz bitti. Sinema ile ilgili konuşmak isteriz sevgili Mustafa Uzun Yılmaz'la. Son 2-3 günden beri şeyi tartışıyoruz kuzenimle. Şimdi uluslararası platformda işte Türkiye'de uluslararası film festivali bazında Antalya ya da Adana dediğiniz zaman bir marka değeri var. Neden bunların ikisi neredeyse arasında 3 hafta var? Bu bir defa çok yanlış. Önceden bu bir paralel bir çekişme, rekabet var Antalya, Adana film festivali arasında. Bu rekabeti bu şeyde tutmamak lazım. Bu aralıkta tutmamak lazım. Yani en az bir 2 ay olması gerekiyor arada. Ki zannediyorum öyleydi daha önce. Evet. Daha birkaç yıldır bu şekilde gidiyor bu. Hiç doğru değil. Değil mi? Hiç doğru değil. Tabii konuşacağımız bir şey olacak. Demek ki dediğim gibi işte şarkı sunumda. Hayır Ömür Gedik mesela. Yani oraya soruya bırakalım ki hem biraz da onu keyfini çıkartarak biraz matrak geçerek yapalım diyorum. Evet. Ama festival Türkiye'de 3 tane önemli film festivali. Bunun ilki Antalya. Adana, İstanbul. Adana ve İstanbul. Mesela Antalya bu işin bugünkü televizyon. Eskiden işte magazin dergilerinin süsüye konumdaydı. Sinemaya ne kadar katkısı var? Sinemaya şu an para ödülü verildiği için orada insanlar yani. Şey diyeceğim bu ısmarlama işler. Yani sadece Antalya yazdı. Aynen öyle. Ama son iki dönemdir ki bu sene büyük bir facia Adana Film Festivali de ondan aşağı kalır olmadı. Mesela benim Adana'da ödül beklediğim filmler yani işte orada magazin orada politik şeyler devreye girdi, durumlar devreye girdi. Ağır laflar da etmek istemiyorum ki keyifler kaçmasın. Evet. Söylenecek en ama ağır bir şey söyleyeceğim Mustafa abi. Karşılığını orada ortaya koydular. Mustafa abi, suya sabuna dokunmadan bu işler nasıl yürüyecek böyle? Kimse suya sabuna dokunmamak yok. Kimse kimseyi eleştiremiyor, eleştirmek istemiyor. Politik. Yok ayıp olur, şöyle yok. Olur, yok böyle değil, olur. Hayır değil, politize olmak kötü bir şey. Evet. Objektif bakmadığı hiçbir şeyi seçemez. Evet. Ki oraya geleceğiz Antalya Film Festivali'nde. O da başka bir programda. Hayır. Kuzen bak şunu söyleyeyim adama sorarlar. Türkiye'de Mustafa abi onaylar ya da onaylamaz. Ajda Pekkan'ın kaç tane filmi var biliyor musun? Yeşilçam'da. En az 100'ün üzerinde filmi var. 50 falandır var. Hümeyra'nın kaç tane filmi var biliyor musun? İkisi de müzik 1980'lerde. Adında. İkisi de müzik adına o kadar başarılı işler yapmışlar. Sinema adına. Evet. Da. Yani hiç sinema ya da müzikle ikisini bir arada yürüten şarkıcı ya da aktris yok mu da Ömür Gedik çıkıyor? Evet. Yani bu şimdi ona gelelim de ama önce bu festivalle ilgili şeyi unutma. Evet. Onun